Sayın izleyiciler, Oksijen TV olarak eğitim camiasında Düzce'de iz bırakanlar programımız devam ediyor. Bugünkü program 5. programımız inşallah. Misafirimiz emekli öğretmen Halis Kırca. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk. Halis Kırca öğretmenimizi, hocamızı kısaca tanıtmak gerekirse, Halis hocamız meslek dersleri öğretmenidir. Öğretmenlik mesleğinin yanında vakıf faaliyetleri, her türlü ev, lokal, salon ve benzeri sohbet davetlerinde olan, mahalli radyo ve televizyonlarda programlara katılan, STK'ların yaptığı toplantılara konuşmacı olarak, kız isteme, nikah, düğün, cenaze ve sünnet merasimlerine davet edilen, davet edildiği merasimlerde toplulukları adeta coşturan, ağlatan, yerine göre güldüren, katıldığı programlarda görevini bir hakkını yerine getiren çok kıymetli bir öğretmen abimizdir. Kısaca Halis hocamız sınıfta öğretmen, camide imam, bâiz, askerde komutan, çeşitli toplantılara iştirak ederek bulunduğu ortama katkı sunan çok özel, çok güzel, değerli bir abimiz, değerli bir öğretmenimiz, değerli bir hocamızdır. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun hocam. Yani siz konuşurken bana bazen adın ne diyorlar? Halis diyorum. Sanki Halis'in tefsirini yaptın yani. Estağfurullah. Cenab-ı Allah ne sizin mahcup etsi ne de beni mahcup etsin. Aha. Allah razı olsun. Yani bu kadar güzel duygularla bu kadar işleri yapan birisi olarak. Hocam bu kadar ifade edebildik. Yani Düzce'de yaşayabiliyoruz. Daha fazlasınız aslında. Ne mutlu bize. Eyvallah. Bazen ben selamünaleyküm cennetlik diyorum. Hocam ne öyle deme cennet. Güzel kardeşim bak cennetlik diyorum diyorum. Bir kişi yalnız hocam hani faydası olsun diye söylüyorum. Aha. İz bırakacağız ya. Yani. Eyvallah. Şimdi selamünaleyküm cennetlik dediğim zaman hocam Allah sizi yalancı çıkarmasın. Ne güzel. Eyvallah. Şimdi siz de o tarifleri yaptınız ya. Eyvallah. Allah sizi yalancı çıkarmasın. Beni de o sıfatlara uygun yaşamayı nasip etsin. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. İnşallah hocam. Hayırlı olsun programınız bu arada. Teşekkür ederim. Programımızın formatı şu şekilde. Önce kendinizi tanıtır mısınız diye başlıyoruz. Ne zaman ve nerede dünyaya geldiniz? İlkokul, ortaokul, liseyi nerede okudunuz? Yukarıda saymaya çalıştığım özelliklere nasıl sahip oldunuz? Ben resmiyette 10 Şubat 1950'de ama esası 6 Nisan 1949'da hiç beklenmedik bir anda Kaynaşlı Dipsiz Gölköyü'nde dünyaya gelmişim. Eyvallah. Niye beklenmedik ifadesini kullanıyorum? Hı. Ben 7 aylıkken doğmuşum. Düşük olarak dünyaya gelmişim. Hı. Onun için beklenmedik bir anda. Yani doğduğumda böyle eyvallah çocuk bunun canı manı yok. Şöyle tam çöpe atacak derken, beze sarıp atacak derken bakmışlar bir pıtırdı var. Dur yaşıyor demişler. Ben öyle öyle başlamışım yaşamaya. Hocam iyi ki 7 aylık mısınız? Elhamdülillah 7 aylık. Ben bazen 7 aylık olanlara diyorum ki hiç üzülmeyin 7 aylık oluşunuza. Allah'ın izniyle rızkınız bol olur diyorum. Yani. Sıkıntı yok. Elhamdülillah. Eyvallah. Ve böyle güzel sizin gibi dostlar olur. Ha, inşallah. Dünyaya gelmişim hocam Dipsiz Göl'de. Aynı köyde ve aynı, şimdi ayrı mahallede ama. Bizim köy benim durduğum yer merkez olmasına rağmen hı-hı, eski büyüklerimiz okulu merkeze değil de Yeşiltepe şimdi oranın adı. Yeşiltepe'ye yaptırmışlar. Hı-hı. Şimdi bu yeni son eğitim öğretim münasebetiyle okullar boşaldı ya. Benim mezun olduğum okul Yeşiltepe köyünde boş olarak meydanda duruyor. Ben 5 yılımı oraya gidip gelip okudum. Eyvallah. Hava iyi olduğu zaman oraya gitmek kolaydı hocam. Eskiden çok kar yağardı. Kendi boyumuzu aşan hatta büyüklerimizin de boyunu aşan karlı yollarda gittik. Hatta o zaman büyük abiler vardı. Bizi o yollarda o kar yığının içerisinde bir kişilik yol gelirken böyle omuzlarını alırlar. Bizi okula kadar götürürler. Ama bayağı yüksekte bir yüksekte köy. Yüksekte bir köy. Evet. Yeşiltepe'ye isterseniz gezmeyi arzu ederseniz oraları da gezdirir. Gittim. Oralarda gittim. Da röportaj yaparız yani. İyi zaman. Evet. İnşallah. Öyle. 62'de ben okulumu bitirdim. Sonra Düzce'ye geldim. Rahmetli dedem, annemin babası Cabir Bayraktar, Cabir Adeller'di. Ağalığı da böyle. Kendi koyunları yoktu ama yaylacılık yaptığı için milletin koyununu, kuzunu al sana emanet. Sen bunlara bak diyor. Tabii dışarıdan bakanlar da bütün koyunlar o emanetlere de onu zannederek işte Cabir ağa. İşte böyle bir ağ olmuş. Ağlıyla ama gönüllere girmiş. Rahmetli dedem beni yakaladı. Bolu'dayız. Sanat okuluna götürdü.
Sanat okulu dedi. Sanat okulu. En üst meslek lisesi. Şimdi öyle. Yani. O zaman sanat okulu. Bolu'da götürdü beni, kaydedecek. Bu benim torunum dedi, bunu kaydedin dedi oraya. Güzel samimiyetlerle. Amca şehadetname ver dediler. Yok dedi, ben getiririm sonra sizi kaydedin. Yok olmaz amca dediler. Oradan Düzce'ye. Şehadetname dedi, diploma. Diploma. Kaynaş diye geldik. Sabahında o gece ben duymuştuk İmam Hatip okulu açıldı diye. 62'de mezunuz. Nasıl işte? Bir keramet var, bir sır olmuş. Ben o duyduğum o ifaden, ben İmam Hatip okuluna gideceğim dedim. Dedene. Dedeme. Ninem de vardı rahmetli. Madem İmam Hatip'e gideceksin dedi. Dedem sabah gideceğiz dedi. Koyun kırklıyla hocam, hatıra olsun diye söylüyorum. Çok enteresan. Şimdiki gibi tıraş saçları makine, tıraş edecek makine yok. Koyun kırklıyla sahip koyun tıraş eder gibi benim saçlarımı kesti. Saçlarımı keserken de rahmetli ninem vardı. Nasıl olsa bu çocuk hoca okuluna gidiyor. Karamanda bezleri deriz. O bezlerden hemen kesiyor. Keten ipliği de bembeyaz. O siyahın dışında keten ipli bembeyaz. Bana bir fes yapıyor. O zaman takke. Beni Allah okula dedem kayda getiriyor. Şimdi dedem iyi niyette saçımı kesiyor. Ninem Allah rahmet eylesin. Onlar şimdi hepsi bizden Fatiha hayır dua bekliyor. O da nasıl olsa bu çocuk hoca olacak diyor. Hemen takkemi dikiyor. Ve tabi siyah takke kullanmıyoruz ama şimdi o beyaz takkeleri bile ben başıma koyduğum zaman onları hatırlıyorum. Ancak hocam yani program uzar mı uzamaz mı bilmiyorum ama hani adam demiş ki yani uzun bir cümle kullan demişse de lastik demiş. Lastik kendisi kısa mı uzuyor. Böyle olmasın da eyvallah. O tekkenin şöyle bir hikayesi var hocam. Onu girebilir miyim? Yani? Çok, tabii, olur, daha baştan olur. Bu kadar uzun girersek sohbet nasıl girecek? Düzmasınlar bize. Hayırlısı olsun. Kayda gittim. Ben Düzce'ye falan bilmiyorum. Kaydım oldum. Geri döndüm geliyorum ya. Bir yaşlı amca eskiden hükümet binasının karşısında manifoturacılık yapan ama bir de millete mühür satan. O zaman kimse imza atmıyor ya. Herkesin ismini kazıyıp onlara mühür basıyordu. Mühürcü bir amca. Onu sonradan öğrendim tabii. Beni durdurdu. Takkemi gördü de durdurdu o ben adam. Fesimi gördü yani. Evladım sen nerede okuyorsun dedi bana. Daha ben yeni kaydolmuşum. Okuma yok. İmam Hatip okulunda dedim ona. Böyle gururla. Demek seviyormuşum ki o halde evet. Bende varmış. İmam Hatip okulunda dedim. Bana bir soru sordu. İçinden çıkamadım. Senin dedi, müdürün dedi, böyleydi bu dedi, fesden giyiyor mu dedi. Bilmiyorum dedi. Sor dedi, ona göre hareket et dedi. Böyle bir yapı. O takkenin böyle bir durumu da var. Eyvallah. Tabii o adamcağız bana daha değişik yaklaşabilirdi ama sanki sorgular gibi o takkenin başında işine. Demek tavrı öyle. Tavrı öyle. Tarzı öyle. Ama bugün de bugüne bakıyorum da yani o adam belki iyi niyetle söyledi ama bugün kötü niyetlerle takkemize, sarığımıza, cübbemize yan gözle bakanlar var. Neyse ona ilerleyen saatlerde, dakikalarda bakarız. İlkokulu bitirdim. İmam Hatip'e başladın mı hocam? Şimdi İmam Hatip Okulu'na başladık. Evet. İmam Hatip Okulu hocam eski belediye binası ve milletin tütün ambara çevirdiği yer. Kızılay Meydanı. Kızılay, yani eski Kızılay Meydanı. Orada başladık. O zaman böyle duvarlar sağlam bile değildi. Bari kontraplaklarla bölünmüş, sınıf yapılmış. Bu sınıfta okulan öğretmeni öbür sınıftan biz dinliyorduk. Orada başladık. Yıllar sonra daha tam okulu bitirmeden şimdi Osman Kuyumcu'nun olduğu bölgeye okulumuz yapıldı. Daha bina bitmeden kıymetli İlhan Bey kardeşim, biz duvarından sular akan, ayaklarımızın altında suların biriktiği yerde okuduk. Titriye titriye okuduk ama elhamdülillah okuduk. Sonra da bizden sonra gelen nesil de zahmet çekmesin diye Rabbim bize nasip etti. Pırıl pırıl okullar içinde eyvallah. Köy köy gezdik, şehir şehir dolaştık, esnaf esnaf gezdik. Pırıl pırıl okullar yaptırdık elhamdülillah. Şimdi de devlet yaptı yerine Osman Kuyumcu'yu. Depremden sonra. Sonra okul bitti. Hocam. Lise bitti. Hocam. Yüksek okula gideyim. Orada gitmeyin. Kalın. Hatırladığınız okul arkadaşlarınızdan isim olarak söyleyebileceğiniz kimler var? Çok var. Rahmetli Eyüp Zorlu. Diyelim ki bunun yanında işte Recep Ali Yıldırımlar. Mesela röportaj yapmışsınız. Dördüncüydü herhalde sırada. Yusuf Kalkan kardeşimiz, evet. Onlar bizde abi pozisyondaydı. Biz Sübhaneke'yi bilmezken iyi hatırlıyorum. Depremden önce yıkılan Merkez Camii'nin müezzin mahfilinde Yusuf'un Aşır Şerif okuduğunu biliyorum. Ya Rabbi, ya biz de böyle okur muyuz diyordum, okuyabilir miyiz Yusuf Kalkan, diyordum. Evet. Hocam için söylüyorsunuz. Ben Yusuf Kalkan gibi, Allah ona da sağlık sıhhat versin, Kur'an-ı Kerim okumadım ama o müezzin mahfilinin karşı tarafında vaaz kürsüne çıktım Merkez Camii'nde. Orada konuşma yaptım. Allah bana o nimeti verdi. Elhamdülillah. Amin.
Daha nice arkadaşlarımız var. Allah sağlasın. Birkaç kişi daha. Var. Vefa Aydın var mesela, vefat rahmetli etti değil mi? Mehmet Zenginler var. Mehmet Sönmezoğlu var. Gene bu stüdyoda da iz bırakanları da o kardeşimi gördüm. Allah ona da sağlık sıhhat versin. Amin, amin. Kur'an-ı Kerim. Onlar tabi Mehmet'le biz aynı okulda İzmir'i beraber bitirdik ama onlar hafızdı. Ben onlara imrenirdim. Ne güzel nimetli. İkinci biz... sorum da dindar bir ailenin çocuğu muydunuz? Hafızlık yaptınız mı diye soracaktım. Öyle mi hocam? Şöyle ondan diyeyim. Sonra da ilk cuma namazını kılmaya ne zaman başladınız? Öyle. Cuma ile ilgili anılarınız var mı? Olmaz. Bir de namaz ve abdest konusunda anılarınız varsa anlatır mısınız? Kıymetli kardeşim şöyle diyeyim. Hafız değilsiniz. Hafız değilim. Hocanın hadisi çökmedim. Ne gördüysem İmam Hatip'te gördüm. Tabii bu tahsil hayatında olan okuma şekli şu. Bu sınıfta öğrendiğim burada kalıyor. Öbür sınıf orada kalıyor. Gerisi unutuluyor. Bunları unutmamaya gayret ettik. Öğretmenlik hayatına atıldığımız zaman da öğrendiklerimizi de tebliğ görevini yaparak, anlatarak tekrar öğrenmeye gayret ettik. Dindar bir ailede mi? Ben şunu söyleyeyim. Avami anlamda dindar bir ailenin çocuğuyum. Yani sadece namazını kılan, kılmaya gayret eden bir aile. Ama böyle okuma çocuklarını işte hafız yetiştirme gibi böyle bir açla şekle dolu aile değildi. Biz okudukça onlar iftihar etti, gurur duydu. Kendi çocuklarımızı okutmaya gayret ettik. İlk cuma tabii İmam Hatip'e gittik ya, İmam Hatip okuluna tabii okula geldik, toplu namazlar kılınacak. Cuma namazı bilmiyoruz. Rahmetli oldu. Mehmet Karaduman vardı. Emniyetten emekliydi. Düzce'de bazı kardeşim tanır. O da İmam Hatip'teydi. Dolaylı şeylik var, tanıdıklık var. Beni ona emanet ettiler. İlk cuma namazını nasıl kılacağız? Dedi ki ben ne yaparsam camide onu yap dedi bana. İmam Hatip'in camisinde. Emniyetten emek. O İmam Hatip mezunu ama emniyetten emekli. Yani komiserdi. Anladım. Komiser emeklisi. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Allah rahmet eylesin. İlk cuma namazımı onunla kıldım. Ona bakarak kıldım. O heyecanımı hiç kaybetmiyorum. Bazı heyecanlar var. Mesela Yusuf Kalkan'a söyledim kardeşimi. Mesela Selam Aydın var. Gene bizim meslekten arkadaşımız. Babası hoca olduğu için bunlara daha önceden öğretmiş. Biz mesela cübbe giymesini bilmezken, sarık kafaya nasıl konur bunları bilmezken bu kardeşlerimiz İmam Hatip'te örnek talep olarak hutbe okuturlar onlara. Derdim ya Rab bunları biz yapacağız mı? Cenab-ı Allah imrendiğim her şeyi nasip etti. Maşallah. Bu arada antiparantez, bu ifadeden sonra geldi aklıma. Muhsin Dinçer hocam mesela, sesi sedası güzel, herkesin gönlünde yeri olan Ramazan hocam vardı, babası da hoca. Bazen camiye giderdim hocam. Ramazan hoca, imam, Muhsin Dinçer müezzin. Bravo. Bazen bakıyordum, Muhsin Dinçer imam, babası müezzin. Baba oğul. Allah'ım ne güzel tablo derdim. Çok şükür evlatlarım arasında bana bu da nasip oldu. Yani eyvallah, evlatlarımın arkasında durmak, onlara imam yapmak, uyudum hazır olana imama demek. Güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Amin. Tabii bunu söyleyince hep melekleşmiş değiliz yani. Eyvallah. Hatalar, kusurlar. Hatta oksijen TV'ye gidiyoruz dedin ya. Bu kadar karbondioksitin olduğu yerde oksijene gidiyoruz. İnşallah dedim bu oksijenle karbondioksit birleşince su olur, su gibi ömrümüz olur. Programda su gibi giderdim. Kendi kendime içimde böyle bir cümleyi tasarlayarak geldim, onu da söyleyeyim yani. Eyvallah. Abdest konusunda anılarınız var mı? Hocam abdest ederken şu abdest tabii alınacağı belli de şunu söyleyeyim. Biz garip dedik ya, okulumuz buradaki öğretmen konuşuyor, orada dinliyordu. Yurtlarda kalmaya gayret ettim. Ben Kaynaş'tan gidip gelirken rahmetli dedem yine beni yurda kaydettirdi. Yurtlarda çok zahmet çekiyorduk. Ranza usulü vardı. Şu anda kasaplar dediğimiz o meydanda bir havuz var. Hala o havuz duruyor tahmin ediyorum. Kalkmadı orada. Şen kardeşler karşısında. Şen kardeşlerin o eski orada. Yurda... Kaya Otel'in. Tam o önde. Yurdumuz da vardı. Sabah namazına kalkıyoruz. Düzce'de havalar soğuk, sular donmuş. O havuzda abdest alıyoruz. Allah. Demirinden tutuyoruz ya. Buzu elimizle kırıyoruz. Sol elimizle demirini tutuyoruz. Sağ elimizle o buzu kırıyoruz. Ağzımızda su alıyoruz. Bu sefer bu elimizi, yüzümüzü yıkayacağız ya. Ağza burnuna su verdik. Soğuk soğuk titriyoruz. Bu elimizi alamıyoruz şeyden. Yapıştırdığımız demirden. Demirden. Böyle en güzel abdest hatıran bu. Evet. Bu tabii o kadar soğuk soğuk gidiyorsun kardeşlerim. Abdesti alıyorsun. Nereye gidiyorsun? Hava soğuk ya. Merkez Camii'ne. O zaman okul oraya yakın ya. Oraya bir gidiyoruz. Rahmetli Hafız Hasan başlıyor. Sabah namazında uzun okuyor ya. Biz ayakta kaç defa uyuyup sallanıp Allah'a ekber rüküye gittiği zaman kendimize geliyorduk. Ama Rabbimize şükürler olsun. O zamanlarda rahmetli Hafız Hasan'ın sesi bizim beynimize girmişti. Ve diyordum ya Rabbi biz okuyamadık ama bu Hafız Hasan'da okuyanlara sağlık ver, sıhhat ver. Bu Kur'an'ı cihanın her tarafına
ulaştırsınlar. Allah rahmet eylesin. Hocam öğrenciyken yurtlardan bahsettiniz ama hemen yurda girmediniz. Evet. Evlerde kalmışsınızdır mutlaka. Ben şöyle diyeyim, İmam Hatip'e geldiğim zaman Kaynaş'tan gidip gelmek tabii zor oluyordu. Burada akrabalar var. Bana işte şu akraba gelsin bizimle kalsın diyordu. Sırtımızda yatağımız, yorganımız, bir de onu dastara sarardık. Kilimdi, esnaf dastar diyorlardı ona. Tezgahta dokunmuş. Ona sarardık. 10 gün, 15 gün burada kalırdık. Gözlerine bakardık. Yani bizim kalışımızdan memnun mu değil mi onu anlardık. Bu sefer bir bahane bulur, bir başkasına giderdik. Oraya gider, başka oraya buraya. Evlerde, yük olmamak adına. Öyle tabii. Evlerde kala kala. Ama şunu söyleyeyim hocam. Ben kimin evinde kaldıysam, onların hayatına dokunmaya gayret ettim. Çünkü onlar bana sahip çıktı. Ben de madde ve manada onlara sahip çıkayım diye. Mesela onlardan birisinin bir cemiyeti olsa, ölseler, cenazeleri olsa, hani derler ya, elin kanda da olsa gel, muhakkak giderim. Yani onların benim bünyamda ayrı bir yeri var. Doğru. Antiparantez söyleyeyim hocam. Benim İmam Hatip'te olduğumu bilip de, annem babam, ben İmam Hatip'e girdiğim zamanlar Düzce'de değillerdi. Uşağın Manas kazasındaydı. Benim köyüm Dipsi. Babanız mı oradaydı? Babam oradaydı ama tabii annemi de götürmüştü. Çünkü baban niye oradaydı? Dozer operatörüydü. Görev icabı. Şirket oraya gitti, o da oraya gitti. Ancak köye gittim ya, ben kendi köyüme gidiyorum. Bir teravih namazı hiç unutmuyorum. Bir amcanın sesini duyuyorum. Bu çocuğa fitrenizi verin. Duyuyorum yani. Benden başka da dışarıdan gelen çocuk yok. İsmi Abdullah amca. Rahmetle yad ediyorum. Bana köyden bu imamette okuyor. Anası babası da burada yok deyip bana milletten, kendi köyümden fitre toplayıp veriyor. Ben şimdi kendi köyüme gittiğim zaman, herhangi bir cemiyette bulunduğumda, benim bu kürsüye çıkmama vesile olan Abdullah amca başta olmak üzere herkese Rabbim rahmet etsin. Onlar iyi duygularıyla bize emek verdiler. Biz buraya geldiysek onların sevabı, amel defterleri kapanmıyor, devam ediyor diye de ne böyle bir hüsnü şehadetim var. Ne kadar güzel. Güzel bir durum. Ben o samimiyeti inkar edemem. O samimiyet nasıl oluşuyor onu da tarif etmem mümkün değil. Vakıfçılık yaptım, hala yapıyorum, devam ediyorum. Acaba o dereceye erişebilir miyiz diye de İnşallah. Onların yaptığına bir gün biz de yapıp da o sevabı elde edir miyiz diye düşünüyorum. Allah ne kadar sevap varsa nasip etsin. Edersiniz inşallah. Hocam rahmetli Hafız Hasan'dan bahsettiniz de arkasında namaz kıldık dediniz. Evet. Birebir tanışmıştınız oldu mu? Birebir hocam ben biz tabii böyle hazır paralarla okumadık. Hafız'ın ismini duyardık. Ben simit sattım. Hatta benim tapucu kardeşim var. Cedden'in önünde görürsünüz onu. O da iyi simit satmıştır. Onun kadar ben satamıyordum ama simit satıyorduk. Simit satarken bu İnönü Parkı'nda, o parklarda duruyorduk ya. Hafız Hasan Hoca Efendi'nin evi de tam parkın köşedeydi. Evet, o sarı şeyle böyle cübbesiyle foterdeki yerde elinde baston. O parklardan geçerken Hafız Hasan geliyor diye biz simitçi olduğumuz halde ona saygı duyardık. Onun o yürüyüşünü, yakası cübbesini böyle sallaya sallaya gidişini unutmuyorum. Tabii çok da saygı duyardım. Ama gel zaman git zaman ben Topçu Hastamen olarak Ağrı Patlos'a gittim. Düzceli olduğumu söyleyince Hafız Hasan'ın bir kerametini onu söyleyeyim. Onu az sonra şey yapalım. Öyle, şimdi söyleyeyim hocam. Yok yok, az sonra. Öyle mi hocam? Sıra yani? Unutursam böyle. Yani. Asker, yok, ama, unutmayacaksın inşallah. Tamam. Yurtta kaldığınızı söylediniz. Kaldım. Tamam, evlerde kaldınız. Evet, 15 gün, 15 kaldım. Gün. Yurtlarda kaldım. Yurtlarda nerede kaldınız? Orada yaşadığınız... Dernek yurdu var. Burada mı, İzmir'de? Anılarınız var mı? Yani şey mi? Düzce mi? Düzce'de. Düzce'de şöyle. Düzce'de dernek... Düzce İmam Hatip Lisesi'nde. Düzce İmam Hatip. Okurken. Orada dernek yurdu, derneğin, yaptırma ve yaşatma derneğinin yurdu vardı. Kimisi para veriyordu. İmam Hatip Okulu yaptırma ve yaşatma derneğinin... Dışarıdan gelen öğrencileri mağdur etmemek adına. Ha? Herkes Düzce'li değil. Kaynaş'ta doğru, gelmiyor. Doğru. Düzce'de ilçelerden bizim gelen bizim okulumuz 62'de açılan bir okul olduğu için bu çevrenin, bu yakın illerin hepsinin bölge ortasında İmam kadar Hatip. Bölge gibi bir şey. Bölge gibi. Dışarıdan Zonguldak tutun diye uzaktan Kastamonu'ya varıncaya kadar bizde mesela Zonguldaklı, Kastamonulu çok öğrenciler vardı. Sinoplu mesela. Onlardan geliyor, Düzce'de kalıyordu. O öğrenciler yurtlarda kalıyordu. Tabii öyle kaldık. İbrahim Mutlu, Allah ona rahmet etsin. O büyük öğrenci olduğu için böyle karavanalarda yemek yerdik. Öğrenciler de şimdi öyle yaramazlık yapanlara böyle elinde kepçeyle böyle kafalarına bile vuruyordu. Yemeklerimizi o dağıtıyordu. Emekleri var yani hepsine, Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Çok şükür. Peki unutamadığınız, hayatta örnek aldığınız kişi veya öğretmenleriniz var mı? Şunu söyleyeyim. Bütün öğretmenlerden ibret aldık. Onları örnek aldık. Hatta
İmam Hatip okuluna, o zaman okulda İmam Hatip okuluna derse gelip de o okula düşmanlık yapan, siz bu okula niye geldiniz? Leş yıkayıcısı mı olacaksınız diyenlere bile saygı duyuyorum. Niye duyuyorum? Onlar bizi böyle tahrik etmese belki biz böyle belki olmaz. De okuyamazdık. Eyvallah. Bunlar bize bir tecrübe oldu. Ama mesela, kişi olarak yaşayan mesela Necmettin Özdemiroğlu hala yaşıyor. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Bizim öğretmendi. Sonra işte Diyanet'e gitti. Oradan müfettiş olarak emekli oldu. Bizim öğretmenlerimizi biz bir de şöyle unutmuyoruz. Hangisi çok şapkalı gezip gezmediğimizi takip ediyor diye böyle bizim zamanımızda şapka mecburiyeti vardı. Ha o şeyde İmam Hatip Lisesi'nde. İmam Hatip'te şapka mecburiyetimiz vardı. Hatırlıyorum ben onu. Yani yiğitsen, erkeksen bir tane şapkasız sokağa çık. Mümkün değil yani yakalarlar. Hmm. Hatta böyle sinema minema gidenler olsa oraya da şapkalı gidiyordu. Tabii şimdi İmam Hatip öğrencisi şapkalı yine gittiği zaman İmam Hatip öğrencisi diyor. Onun ayrı da bir şikayet ediyorlardı. Böyle de bir çıkmazlarımız vardı bizim. Öyle bir şeyimiz var. Allah o öğretmenimizden razı olsun. Amin. Bir, Necdet Karan. İmam Hatip Lisemizin. İsmini çok duydum. Necdet onu, Karan. Ömer Seyfettin Akdoğan, İmam Hatip'i ilk kuran müdürümüz. Kızılcahamam dedi. Rahmetli oldu. Cenazesine de burada bir otobüs tutarak gittik. Necdet Karan da müdür yardımcısıydı. Zaten Necdet Karan hocamızı sevdiğimizden hocamız bizden ayrıldı. Yıllar sonra İzmir Yüksek İslam Enstitüsü müdürü oldu. Aa, şimdi oraya o oranın gidiyor. Müdürü diye Düzce'mizde en az 30 hatta 60 kişiden fazla hep nereye gideceksin yüksekokul, yüksek İslam İzmir'e diye müracaat ediyor. İsterseniz hemen sorumu sorayım. Sor hocam. Üniversite tahsilinizi nerede yaptınız diyecektim. Maddi olarak zorluk çektiniz mi diyecektim. İzmir'de. İzmir'e gittik. Evet. Bizim zamanımızda böyle merkezi sistem yoktu. Hatta bir arada şöyle, bir ara ben öğretmen okulu imtihanlarına gittim. Balıkesir öğretmen okulu, yatılı bölge öğretmen okulunu kazandım. Ama oralarda okuyamayız, gidemeyiz diye beni göndermedi. O öğretmenlik şansımı oradan kaybettim. Hmm. Ama yıllar sonra İmam Hatip'te imtihana girdik, yazılıyı kazandık, mülakat. Nasıl bir imtihandı o? Bu, öbürü mü? Yüksek İslam'a. Yüksek İslam'a meslekle ilgili. Hmm. Yani o imtihan ona göreydi. Tahmin ediyorum ağırlığı ona göreydi. Yazılısı, sorular ona göreydi. Fakat o yazılıya cevap vermek yeterli değil. Bir de mülakatı vardı. Mülakata oraya gittik. İlhan Bey kardeşim. Oraya bir gittim böyle okulun bahçesinde. Böyle sakalları uzun, elinde çantalar böyle. Kelli felli adamlar geziyor falan. Diyoruz ki kendi kendimize. Bunlar buraya gelen öğrencilerin velileri herhalde. Biz öyle diyoruz. Ben öyle diyorum şahsen. Diyorlar ki hayır. Bunlar imtihana girecek öğrenciler. Öğrenci. He. Diyorum ki Allah Allah. Ya bunlar ilim sahibi adamlar. Biz bunlarla mülakata gireceğiz. Bunlar kazanır. Biz kalırız. Biz kazanamayız. Bir de Allah uzun ömür versin. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olan Hayrettin Karamanlar, işte Mehmet Ali Sarı var şimdi Kur'an-ı Kerim programları yapıyor ya. Mehmet Ali Sarılar. Bunlar herhangi bir mevzuat itibariyle İzmir'e sürgün gelmişler. Bir de bize şöyle anlatıyorlar. Arapça kitaplarımızı yazan, hadis kitaplarımızı yazan Hayrettin Karaman İzmir'de. İmtihanı onlara karşı olacağız. Of. Allah Allah. Ulan nasıl olacak bu işler? Bir de diyorlar işte rahmetli bir Hariri var bir İranlı. Efendim o da Arapça. Yani Türkçe konuşmuyor. Direkt Arapça soruyor soruları. Eyvallah. Bir sorduğunu anlayacaksın Arapça. Bir de o anlayabiliyorsa ona cevap vereceksin. Bu korkularla imtihanlara girdik. Necdet Karan'la ilgili bir hatıramı söyleyeyim. Hı hı. Mehmet Demiröz arkadaşım. Yaşıyor gönüllü kardeşim. Burhan Kaplan öyle tahmin ediyorum. Üç kişi biz geldik diye Yüksek İslam'a gittiğimizde hani selam getirdik buradan. Necdet Karan'ın yanına vardık. Selamünaleyküm. Necdet Karan o okulun enstitü müdürü olmuş. Yüksek İslam müdürü. Yüksek İslam müdürü. Biz Düzce'de okudu ya öğrencim, öğretmenimiz ya. Ona vardık. Vardık biz diyor bizi şimdi o poplayacak. Biz işimiz kolaylaşacak. Hoş geldiniz yaramazlar öyle bir ifadesi vardı. Yaramaz herifler hoş geldiniz dedi. Üçümüze birden baktı şöyle. Üçünüzden dedi biriniz kalacak, ikiniz geri gideceksiniz dedi. Sayı ona göreymiş yani. İmtihana girecekler o. Yani üçte bir şansınız var. Allah Allah. Öyle dedi. Elhamdülillah imtihana girdik. Yani benim Kur'an-ı Kerim zayıftı ama o heyecanla ben bir Euzü Besmele çekmişim. Bana hafız mısın dediler. Düzceli misin dediler. Yok dedim. Yok yok düzceliysen de hafızsın muhatap. Hafız değilsen de kalfasın dediler. Ben ömrü hayatımda hata yapmadan yarım sayfa Kur'an-ı Kerim'i yüzünden o zaman okudum. Ve imtihanı Allah kazandım. Elhamdülillah yani. Diğer iki arkadaş kazandı mı? Onlar da kazandı elhamdülillah. İki geri dönme ama bizim dışımızda tabii o sayı üçte bir gidenler geri gitmiş. Eyvallah. Heyecanlı oldu, güzel oldu. İzmir'de 4 yılımız geçti. 4 yıl sonra geldik elhamdülillah. Eyvallah. Hocam. Orada da hocam yurt dedin ya orada da mağdur. Otel köşelerinde kaldık. Dedim, tahta bir tahta. O
lise oteliydi o. Evet. Şimdi bu üniversitenin otel meselesi var ki. O da çok. Nerede para? Otel mi yurt mu? Otel. Otellerde kaldık. Gittiğimiz yurt yok. Otelde kalıyoruz. Paramızı veriyoruz. O oteller en para nereden geliyor? Ya aldık işte. Bizi buradan uğurlarlarken cebimize askere giden harçlık verir gibi bize harçlık falan verdiler ya. Onlarla gidiyoruz. Tahta biti. Oteller öyle. En eski otellerde duruyoruz. Orada kalıyoruz. Ucuz. Şey yok. Yani kredimizi alamıyoruz yurtlardan. Bir senemiz ben mesela kredi alamadım. 73 yılında Cumhuriyet'in 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle müracaat edenlere kredi verdiler. Hı hı. O zaman kredi aldık. Azıcık rahatladık. Öyle oldu. Otellerde kaldık. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Bir gün okulun kantinine gittim. 10 lira veren gayet oluyor diyor. 10 lira veren gayet. Ne baktın ne o? Yurt. Var. 10 lira ver. İyi. 10 lirayı verdi. Bir de fatura kaydoldum. Yurda gittik ya. Bir salonda 60-70 kişi yatıyor. Ah. Ama bir hayır sahibi vermiş onu. Ne yapsın? Güzel yurtta kalıyoruz ama şimdi girdim. Bekledik heyecanla ama çıktı. O takla attık tabii. Kalabalık insanlar var. İki kattı. Ya sabah namazından geri geliyoruz. Yani bazıları var yatmıyor. Ben yatıyorum. Bazıları tık 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 gidiyor. Üzgün gidiyorlar. Baygın gidiyorlar. Allah neşeyle geri geliyorlar. Ya bunlar nereye gidiyor? Gel gidelim de demiyorlar. Bir sabah ben de uyumayacağım. Bunları takip edeceğim dedim. Hmm. Takip ettim. Meğer Kestane Altı denen bir yer var. Çok meşhur. İncil aldı, Kestane Altı. Orada vakıf, yemek, imhati ve ilahiyatı öğrenci okutma derneği var. Bunlar söylemişler. Orada kendine yer ayırmışlar. Yemeğe gidiyorlarmış kahvaltıya sabah sabah. Onlar için neşeli. Ben de gittim, gördüm. İyi onlar dedim. İyi dedim. Ben her gün gitmeye başladım. Bu sefer sorguladılar. Dediler senin gaydın var mı da geliyorsun da sen? Yok dedim. Gayet olman lazım. İyi onu doldurum dedim. Öyle gene o yemek öyle yurtta kalıyoruz ya. Güzel bir hatıra. Çok hatıra. Çok güzel bir hatıra. Peki hocam. Bir şey söyleyeyim. Buyur. Çok da güzel. Bir daha zincirleme de. Fırar ama sarksın. Boş ver. Bir daha ömür boyu geliriz bir daha. Bugün olmasın bir daha. Bu niye bak? Şimdi bunları yaparken tebliğ yapmanın, insanlarla haşir neşir olmanın önemini de kavruyoruz. Oralarda kalırken yurt 60 kişinin olduğu yerde kalınır mı? İmtihan zamanları geliyor. İmtihanları nerede çalışacaksın? Ders çalışma yeri yok. Özel odalarımız yok. Fuardan millet eve geliyor. Biz fuardan millet geldiği zaman gidip o lambadanın altında ders çalışıyoruz. Bu olacak gibi değil. Mehmet Demiröz'de Gültepe denen bir bölge var. Oraya ev tuttuk. Ev tutacağız ama yatak yok, yorgan yok, hiçbir şey yok. Mehmet'e dedim ki ya bir latife olsun. Mehmet gel kardeşim. Ben dedim gideceğim bu yöneticilerden yatak yorgan isteyeceğim. Ben söyleyeyim sen ağla dedim. Tamam mı? Yani garipliğimizi hakikaten Mehmet dedim. Esasen derdi varmış Mehmet'in. Ben söyledim ihtiyacımız yok falan. Ağladı ve bir motokozu tuttuk. Oradan yatak, yorgan, çarşaf aldık. Ama hocam gittik. Söylediğiniz şey gayet normal. Normal. Ağlanacak ağladı. Mı yani? Eve vardık. Evimiz orası da İmmatim'in ilk evi gibi bir yeni yapılmış bir kulübeye girdik. Battaniyeleri halı yaptık. Yatakların çarşaflarını perde yaptık. O evde durduk, imtihanlara çalıştık. Bir de ben okulu kazandığım Şubat ayında evlendim. Şimdi bu adam evlendi de okulda duramıyor. Sık sık Düzce'ye geliyor derler diye 15 günde bir gelen ben en azından bir ay, bir buçuk ay sonra geliyorum. Daha mahalleye girer girmez "Oo beyim evlendin duramıyorsun değil mi?" Ya millete ben böyle derler diye geç geliyorum. Geciktirdiğim adı yine böyle. Evet. Buradan da şunu demek istiyorum. O bile bana ders. Millet desinler diye davranmayacaksın. Doğru bildiğin şeyi hayatta uygulayacaksın. Zaten öyle diyoruz ya. Doğru. İnsanların kınamasına bakma. Cenab-ı Allah'a karşı görevlerimizi yapalım diyorum. Eyvallah. Bu zincirleme çok gider hocam. Çok güzel bir şey oldu. Çok hatıralar var. Elhamdülillah. Hocam bunu şöyle bağlayalım mı? Bugün eğitim öğretim faaliyetine giren yavrularımız böyle bir sıkıntıyı rüyalarında bile göremezler. Bugün elinde sahip olan bütün nimetleri değerlendirerek o nimetin kadri kıymetini versinler. Kesinlikle. Bu vatana, bu millete, bu tarihe, bu coğrafyaya faydalı olmak için çok çalışsınlar. Çok doğru, çok güzel bir şey söylediniz. Hocam, aynı üniversitede okuyan Düzceli veya başka illerden ismini hatırlayabildiğiniz arkadaşlarınız var mı? Çok vardı isimler işte. İnsan akılda kalan. Çok aklımda kalan. Rahmetli Bedrettin Yılmaz'ı söyleyeyim. Biz beraberdik, sınıf arkadaşıydık. Onlar hafızı. Ticaret Lisesi'nde. Evet, Ticaret Lisesi'nde. Ankara'da seminere gittiğimiz zaman. Ben Akçakoca Lisesi'nden Düzce'ye İmam Hatip'e geldiğimde ben Akçakoca Lisesi öğretmeni olarak din kültürü kursuna yazılmıştım. Ama tayinim çıkınca o belge değişmedi. Yine Ankara'ya gitmek durumunda kaldım. Hocam da
Ticaret Lisesi Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Ankara'da seminere gittik. Seminerde hocam önlü arkalı teneffüse çıktık. Derse girdik. Bedrettin Bey kardeşim arkamızda kalp krizi geçirdi. Kucağımızda vefat etti. Bir Bedrettin Yılmaz. İşte Mehmet Sönmezoğlu hocam. Salih Sönmez var şimdi. Sönmez çiçekçilik. Tanıyorum. Salih Sönmez. Saadettin Bozlar, İbrahimler. Daha nice Osman Erler. İbrahim Büyükbozlar var. Saadettin Boz var. Efendim bunun yanında Osman Erler var. Mehmet Demiröz hakeza hem evlerde beraber kaldık. Onlar var. Çok enteresan hatıralar. Evet, söylediklerinizin çoğunu tanıyorum. Var, tanırsınız öyle. Hocam Mehmet Demiröz deyince aklıma bir şey geldi. Söyleyebilir miyim? Tabii, ne demek. Ya sorunun dışında bu da. Olur olur hocam. O çürük çarık bir evde duruyoruz dedik ya. Param bitti. Otobüste gidecek 25 kuruş param yok. Kafeye koydum, birinden ödünç alacağım. Otobüs parası yapar, para bitti, yok. Doğmuş parası. Ya tabii bir servis parası yok, okula gideceğim ya. Gün kapı vurdu. Mehmet Demiröz yanımda değil, kapı vurdu. Bir öyle bir bahçe kapısı var orası. Açtım. Bir anne bir kızı. Eyvah dedim, acaba ya yoldan geçerken birisinin kızına karısına kıza gayri ihtiyar baktık da bir şikayet mi var dedim yani. Korktum, irkildim. Hoca efendi, Hafız efendi. Hafız efendi. Biz camiye gidiyoruz ya. Hı hı. Adımız Hafız. Hafız efendi sizi rahatsız ettik. Ya buyurun bacım. Ben baktım ki bir konu öyle değil. Yaramazlık yok. Hı hı. Yani iyi. Hafız efendi, bizim şurada işte yatırlarımız var da onlara okur musunuz? Okurum dedim. Oh, çok şükür. Elinde böyle bir poşet var. O para biriktirmiş kendine göre. E bunu da al dedi bir zahmet. Alamam dedim. Daha ben okumadım ki, okuyabilir miyim, okuyamaz mıyım? O öyle gitti ya. Ben okudum tabii. Samimiyetle okudum. Bir fırıncımız vardı bizim. Gönüklüydü. Zaten Gültepe dediğimiz yerde ev tutmamız o sebep olmuştu. Hı hı. Allah onlara rahmet etsin. Fırıncıya varmış kadıncağız, demiş ki, ben Hafız'a demiş bu parayı veriyordum, verecektim. Herhalde demiş az gördü. Hemen peşinden almadı. Buna biraz daha takviye yapıyorum da vereyim demiş. Allah Ekber. Ve ben ömrü hayatımda hiç param kalmadı. İnsanlara ödüç para bulacağım ya. Böyle kul sıkışınca gelen geliyor ya, Rabbim o kadını bana gönderdi. Kimse de ödünç para almadan ben okuluma gittim geldim. Çok şükür. Allah, çok enteresan. Evet. Hocam, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk görev yeriniz neresiydi? Ve nerelerde görev yaptınız? Yığılca. İlk görev yeriniz Yığılca mıydı? Melendere denen yer, Yığılca. Ben... Ne kadar kaldınız? Haziran orada? Mezunuyum. Hemen göreve başlamam lazım. Hı hı. Müracaatımı yaptım. 3 tane il isteyecektik. İstedim. Ama beni istediğim illerin dışında Edirne'ye çıktı benim tayinim. Hatta Müfit Bayraktar milletvekiliydi. Hı hı. Birisi devreye girmiş, babama demiş ki, ya Müfit'e söyle sizin oğlanın işini halleder demiş. Ben de hiçbir siyasiye bir şey söyleyip de işim hallolsun istemiyorum. Şöyle diyorlardı. Dosyana yazılıyor, hep onların adamı olursun. Hakikaten ben diğer etmiş söylemeyecektim ama birisi söylemiş. Gittik Müfide. Benim tayin şimdi Edirne'ye çıkınca, hı hı, lan oğlum dedi, iyi ki torpil yaptık, tayini Rusya'ya çıkacakmış dedi. Allah rahmet eylesin babam. Böyle yani çok hızlıca böyle akıllı bir insanı. Ben orada başlayacaktım ya hocam. Orada başlayamadım. İlhan Bayseç duymuşsunuzdur. Bizim lisenin öğretmenimizdi. O da tarihçi. Oraya tayini çıkmış, liseye beraber gittik. Ben de orada kalacağım. Nereye gittiniz? Edirne'ye. Edirne'ye. He, gittik. Ha. Bize orada okulda kalacağız beraber. O lise müdürü, ben öğretmen olacaktım. Gittik, ev tuttuk. Akşamdan ev tuttum. Askeri bölge olduğu için oralar askeri çok galip, ev bulmak zor. Bir tarafı toprak, orada bir ev tuttum. Akşamdan sabah geri geleceğim. Adam vazgeçmiş. Ben oraya gidemedim. Bu sefer geldim Ankara'ya, bir daha gittim. Çorlu'yu ister misin? Dedim ki Çorlu'yu isterim. Ben şuraya formalite cevabı bir istedim. Çorlu yine Trakya. 200 kilometre beri, bana daha yakın ya. Öyle düşünüyoruz. Hı-hı. İsterim dedim. Edirne'ye gidemiyoruz nasıl olsa. Ev yok bak. İmza at şöyle dedi. Bir formalite cevabı, istifa et. Tamam. Formalite cevabı ama. Ben kararname çıkacak diye bekliyorum. Bir daha gittim abi. Halis Kırca falan koydum. Halis Kırca'nın dosyasını kim arıyordu? Birisi elinde aldı, şöyle götürdü, bir yere koydu. Ben hemen takip ettim. Gittim. Dedim ki o dosya benim dedim. Adam şöyle bir aldı baktı. Hocam istifanız kabul edilmiş dedi. Ne istifası dedim. Ben istifa etmedim ki. Olmaz öyle şey dedi. Burada istifa etmişsiniz dedi. Ama ben böyle böyle oldum. Olmazdı, git dedi. Bir daha dedi, kura dedi, ne zaman? Tayin zamanı o zaman geldi. Eyvah. Kıymetli kardeşim. Mehmet Sönmezoğlu var ya kardeşim, röportaj yaptınız. Hı hı. Mehmet Sönmezoğlu lisede göreve başladı. Rahmetli Bedrettin Orman Okulu'nda göreve başladı.
Ben Bolu'ya gidip geleceğim. Ben evli şey Ankara'ya gidip geleceğim. Evliyim, çocuk, iki tane çocuğum var. Param yok. Nasıl hala gidip geleceğim? Göreve başlamadım. Ben Düzce Lisesi'nin karşısında Cumhuriyet Okulu'nun önünde büfe vardı. Allah uzun ömür versin. Zekeriya Gonca diye benim kardeşim var. Bakkal Zekeriya deriz. O orada çalışıyor. Onun işi oluyordu. Sen burada dur diyordu. 50 lira yevmiyle ben orada duruyordum. Allah. O parayı biriktirip Ankara'ya işimi görmeye geliyordum. Bir acı tablo denir mi denmez mi? Mehmet Sönmezoğlu bana geliyor. Halis'im nasılsın diyor. Liseden çıkan öğrenci ona hocam diyor nasılsın iyi misin diyor. Bana simitçi gazozcu bana simit ver diyor. Ben bunları yaşadım. Yani Haziran mezunu olmama rağmen ben Haziran'da mezun olamadım. Eylül'de mezun olanlar mezun oldu. Onlar bile benden önce başladı. Ben 5-6 ay arayla. Ama size yanlış haka vermişler hocam. İstifa et, işte formalite icabı biz öyle şey i̇şte mi? Maalesef. İstifa etti. İstifa etmişsiniz. Daha var da uzat programı bu olmasın. Hayırlısı olsun. İlk görevi, sonra? Ben ilk görevim işte gel zaman git zaman bu kadar zorluktan sonra ben dosyamı getirdim ya. Orada beni orada bir şube, şey din öğretim genel müdürü dedi ki hemen dedi hocamın tayini dedi. Bolu Yılca ortaokulundan yap dedi. Ben 75 Aralık'ta Aralık'ın 11'inde Yığılca'da göreve başladım. Haziran'da değil, Aralık'ta göreve başladım. Çok da şey yok. Aralık'ta başladım. 5-6 ay bir Aralık şey var. Ha benim için zor. Evliyim, baklıyım. Bir de psikolojik olarak insan. Arkadaşım göreve başlamış. Herkes göreve başlamış. Ben başlayamıyorum. Göreve başladım. Orada başladım. Yığılca'ya gittim. Orada kaldım. 11 ay orada kaldım. 11 ay sonra istifa ederek Ankara Topçu ve Füze Okulu'na askere başladık. Besmele'yi çektik askerliğe. Yığılca'dan şöyle bir faydası oldu hocam. Yığılca'nın bende, benim Yığılca'ya. İnovatif liselerinin lise kısmı açık, orta kısımları kapalıydı. Ortaokuldan öğrenciler İnovatif'e gelebiliyordu. Ben Yığılca'da kaldığım o dönemde en az 40 tane ortaokul mezunu öğrenciyi İnovatif'e yönlendirdim. Bugün Yığılca'nın dağında tepesinde imamlık yapanlar benim 11 yıllık iz, var ya iz. Onun izi olarak imamatibe geldi. Hepsi imam oldu elhamdülillah. O da güzel olmuş. Çok güzel oldu. İyi oldu. Her şeyde vardır. Hayır. Yani, evet. Bir şey daha söyleyeyim hocam. 25 sene sonra bir daha Yıldız'a gittim ben. Ona az sonra herhalde. Hayır mesela söyleyeyim yani. Yok. Şimdi askerlikle ilgili sorun var ama ilk görev yeriniz Yıldız'a. Son görev yerim de Yıldız'a. Anlaşılan son görev de orası. Orası da Yıldız'a. Peki hocam askerliği nerede ve ne olarak yaptınız? Askeri hatıralarınız 3 ay var mı? Allah razı olsun. Varsa anlatır mısınız? Ne kadar güzel diyecektim. Bir ilahiyatçı olarak görev yaptığınız yerlerde ibadetinizi rahat bir şekilde yapabildiniz mi? Size mani olmak isteyen oldu mu? Bu sular içilmek için değil mi? Evet. Süs değil değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah getirenden, sebep ondan razı olsun. Amin. Askerliğimi Topçu Füze Okulu'nda 3 ay kurstan sonra kurayı çektik. Topçu As temel olarak Ağrı Patnos'a gittim. Az önce anlatacaktın. Dur dedin ya. Ağrı Patnos'a ilk vardığım zaman Düzce'liyim dediğimde bana Yıl kaç? 77. 77. Evet. Evet. Düzce'liyim dediğiniz zaman. 76'da son ama arkadaşlar Düzce'liyim dediğim zaman bana ilk soru Hafız Hasan'da okudun mu? Kim soruyor bunu? Gayreten bir adam sokakta. Sokakta. Ağrı Patnos sokakta. Bu ne biçim gayret? Bu ne biçim manevi iletişim ki? Düzce'de bile yerine göre Hafız Hasan'ı tanımayan birisi Kur'an bereketiyle orada bana Hafız Hasan öğrencisi misin diyor. Diyor. Dedi. Müthiş ben ne kadar mutlu oldum. Ne kadar duygulandım o ifadeyle. Ben oraya gittim. Orada kaldım. 11 ay işte 11 ay falan astemenimi yaptım. Tabii ki orada da güzel hatıralarımız var ama en fazla zorluğu namaz konusunda zorluğu demeyeyim de yani kritik namaz kılma sahnelerimizin geçtiği yer Topçu ve Füze Okulu Ankara'da. Neden? Gittik namaz kılacağız. Namaz kılma böyle mescit yok, bir şey yok. Geliyoruz Allahu Ekber odamızda namaz kılıyoruz. Tabii hoca namaz kılıyor diye orada bizim yatakhane arkadaşlarım sessiz duruyorlar. Ne güzel. Hatta radyo madde açık sonlar kapatıyor. Ne güzel. Bazen merdiven altlarında namaz kılıyoruz. Askerler var. Hayranım, kurbanım onlara. Allah onların analara, babalarına ve kendilerine öyle sağlık, sıhhat versin. Ölmüşleriz Allah rahmet eylesin. O çocuklar gelirdi edeben komutanım. Biz daha komutan olmadık, öğrenciyiz. Komutanım, mümkünse burada namaz kılmayın. Nöbetçi subayım buralarda kıldırmıyor. Müdahale edin diyor. Deyince Recep Yıldırım var. Herkes belediye başkanlığı yapmış, sonra milletvekili olmuş. Adapazarı onlar hep aynı ekipteydik. Arkadaşlar gelin dedik. Bizim bir okul komutanı var. Konuşma yaparken şehitlikten, gazilikten
Öyle bahsediyor ki tam dedik aradığımız adam ya. Gel, gidelim Tombiş'te birisi. Ona ben sözcüyüm, hep beraber gittik. Tak bir selam. Buyurun evlatlarım. Komutanım, namaz kılarken zorluk çekiyoruz. Böyle böyle, hatta merdiven altlarında kılıyoruz namazı. Orada da böyle müdahaleler oluyor. Onun için biz burada boş yerler çok var, tespit ettik. Burayı mescide çevirelim. Mescide çevirmek için zorluğa gerek yok. Ankara müftülüğüyle diyalog kurarız. Buranın halısını, kilimini hallederiz, alırız diyor. Yani öyle aşşef var ki bizde. Karşıdaki adam beni evet diyecek. Evlatlarım, istediğiniz yerde bugünden sonra namaz kılabilirsiniz. Kimse size müdahale edemez. Ama baş başa bağlı, baş padişaha bağlı, ben mescid açamam. Fakat o bile bize yetti. Odalarda tek tek namaz kılıyorduk ya. Hı-hı. Biz şimdi odalarımızın koridorlarında parkaları atarak Allah-u Ekber cemaatle namaz kılmaya başladık. Kimse bize bir şey diyemedi. Allah razı olsun. Evet. Bir de askeriyede yok, namaz kılmazmış bilmem neymiş falan böyle. Ama şuna üzülmüştüm ya. Polat'tı. Etrafı hep camilerdi eğitim alanımızın. Askeriyi sağdan çıkarmışlar, hep sivile vermişler. Bir cuma namazımızı gidemedim, ona üzülüyorum yani. Yani cuma namazı eğitim olduğu için gönderemediler. Arzu ediyorum ki kardeşim, askeriyede bizim kayıtlarımızda moral subayları var. Moral subayı demek millete dinini, imanını, şehitliği, gaziliği, İslam'ı öğreten demektir. O varsa bu askerde rahatlıkla namazlarını kılsınlar. Yani. Ama hocam şimdi her yerde var kişiye bağlı olarak sıkıntı yapar. Oğlum mesela benim olduğum yerde biz gittiğimizde biz de komutan olduk. Asleme olduk ya, komutanız evet, ya. Evet. Böyle bütün imkanı seferber ettik. Mesela bir tablo söyleyeyim. Bir yazı geldi mesela. Ben batarya komutanlığı yapan birisiydim. Hı hı. Benim komutan giderdi. Yazı geliyor. Ramazan'da oruç tutarken efendim görevi aksatan er ve erbaşlar olduğu için askere bunun sonra kazasını yapmasını söyleyin. Tutmasına bu tembellik olmasın. Bir yazı geldi. Aynen bu yazı geldi. Hı hı. Söyleyin diyor. Subaylara talimat. Ben de bir taşın üzerine çıktım. Böyle bir yazı geldi. Ama bu tembellik yapanlara bakılarak yazılan bir yazıdır. Ben inanıyorum ki sizler oruçlara tembel olmayacaksınız. Oruç demek sabır demektir. Cephede bile sabretmenin formüllerini öğreneceksiniz. Bu budur. 10 kişi oruç tutuyorsa ben bu konuşmayı yaptıktan sonra öbür sabah %10'a çıktı. Allah. Ama yine aynı şey yani. Yapar, oruç tutmak tehlikeli mi? Tembellik mi olur? Doğru. Ama bizim toplumda maalesef bu var. Bunu da antiparada söylemiş olayım. Namaz kılıyorum, ibadet yapıyorum diye bunu istismar edip iş yerinde insanları avutan. Hala günümüzde kardeşim, var. Bana geliyor soru soruyor. Hocam iş yerinde çok zor da namazı nasıl kıl? Farzını kıl, nafilesini evde kıl. Bitti. Yola çıkıyor, seferi adam. Otobüsü durduruyor. Namaz kıl gel. Adam teravih kılıyor kardeşim. Ya yok, yani dinimizi biliyoruz. Baştan bir soru sordum. Çok dindar bir aileden mi geldin? Evet. Ha, böyle kuru kuruya bilmeden namaz kılan ama gerekçesini bilmeyen bir aileden geldim. Elhamdülillah. Bunun eksikliğini sonra hep beraber tamamladık. Bizim insanımız ibadet yapıyor ama nasıl yaptığını bilmiyor. Bu şu demek, alimin mürekkebi, cahilin bütün çalışması falan böyle karşılaştırılır ya, nafile ibadet olarak. Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha evladır. Evladır deniyor. Sebebi de bu olduğunu sonra bu yanlışları gördük, öğrendim. Peki askeriyedeki görev süreniz içerisinde ne yaptınız? Göreviniz çok, neydi? Çok güzel şeyler yaptık. İlk mesela vardım. Ben topçu aslemenim. Bataryam var. Evet. Bataryanın başındayım. Bütün eğitim benden sorumlu. İlk vardığım gün şunu sordum ama. Gayrimüslim var mı içinize? Yok. Peki, çok güzel. Hadi bakalım bir kelime işaret getirelim. Şehit olacağız ya diyorum. Yarın öleceğiz. Şehit olacağız da. Allah Allah. Mesleğinizin gereğini yapıyorsunuz. Tabii. Var mı? Var. Kelime işaret. Getirenler, getirmeyenler. Getirmeyenleri öğreteceğiz. Tamam. Öğreniyoruz. Koşturuyoruz, gidiyoruz. Bunları yaptık. Çok güzel. Bir bayram hatıram. Bayram geldi. Ramazan, oruç tuttuk. Hatta komutanım, Allah razı olsun. Ramazan bayramı ama. Ramazan'dan önce komutanım bana geldi, dedi ki aslı eminim. Mim Erkan Kay, ismini söyleyeyim. Ölmediyse Allah uzun ömür versin. Aslı eminim, Ramazan geldi. Ramazan'da bu erata ne yapmak lazım? Komutanım, bir genel maksat çadırı kuralım. Orada teravih kıldıralım. Tamam aslı eminim. Namazı kim kıldıracak? Ben kıldırırım. Subay namaz kıldırır mı? Kılarım hocam. Kıldırırım. Komutanım diyor. Tamam mı? Komutanım kıldırın diyor. Şey yok. Kıldıracak kişi yok ya. Hareket subaylığına gittim. Esmir. Ne kadar Kur'an kursu, İmam Hatip kaçkını varsa dosyaları şöyle bir çıkardım. Bir aldım listeyi. Hepsini tek tek çağırdım. Siz niye açıktan namazlarınızı kılmıyorsunuz? Niye ihmal ediyorsunuz? Niye imanınızı gizliyorsunuz? Gelin bakalım. Hepsi hoca.
Hepsini Ramazan'da görevlendirdim. Vallahi. 2-3 tane böyle çok Ramazan, enteresan. Askerde Ramazan hutbelerim vardır. Rahmetli babam bile geldi. Orada benim Ramazan hutbemi dinledi. Ramazan bayramı. Burası da güzel bir şey oluyor tahmin ediyorum. Tadat oluyor. Hı hı. Komutanlar geliyor birliklerin önünde. Bütün birlikleri tebrik ediyorlar ya. Ben şimdi varıyorum. Anadan, babadan, yardan, sevgiliden ayrı kaldığınız, işte şu oldu bu, uzatayım. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Sağ ol. Ses çıkıyor. Öbürleri geliyor. Bayramınız kutlu olsun. Sağ ol. Ses böyle geçiyor şimdi. Bunu ben böyle. Komutan bunları takip etmiş. Bu askerin tadatından sonra bizim bir de komutanım odasına gelip birlik komutanı hep beraber bizim bir özel bayramlaşmalarımız var. Bak selam çağırıyor. Bayramınız kutlu olsun diye geçiyor onlar. Sağ ol komutanım. Bayramınız kut dedi bana geldi. Bayramın mübarek olsun değil mi aslan benim dedi. Evet komutanım dedim. Takip ettim çok. Orada. Ya bunu bir bak bir kelime çok önemli var. Oturdu tabii. Niye böyle? Komutanım ben günaydın tünaydın diyene kızmam. Böyle alışmış böyle söyler. Ama Esselamu Aleyküm deki rahmet bereket neyse mübarekteki bereket de öyle kutlu olsun da falan bunlar eşitlenmez. Ben onun için böyle diyorum diyorum. Tabii siz bildiğiniz için böyle söylüyorsunuz. Tabii canım öyle söylüyorum. Herkes sizin bildiğinizi bilmeyebilir. Ha, ben de açıklıyorum. Ona tamam. Diyorum bir şey demem diyorum. Güzeli bu mesela. Bunu da izah ediyorum. Ama her kelimeye bile insanlar dikkat ediyor. Onun için bizim yani insanlar anlamaz, insanlar bizi görmez deyip de gizli bir şey yapma şansımız yok. Zaten Cenab-ı Allah her şeye aşikar da. Doğru. Ona her şeye aşikar da insanlara karşı bile gizli bir şey yapma gibi bir lüksümüz yok. Doğru. İnsanlar sesimize bakıyor canım. Sesimize. Sesimizden bizi tanıyor. Ha şimdi bile tanıyor. Yedi diye de biz o vaaz demişiz ya, o vaazlar arasında Elhamdülillah İmmatübeyken her Ramazan cami eski camilerde Ramazan vaizleri olurdu. Muhtelif camilerde Ramazan'da da vaaz ettik. Gece orada vaaz ederdik. Gündüz yedi diye merkez camiinde vaaz ederdik. Bir gün anam bana para verdi. Oğlum dedi bu parayı git sobacılar dedi orada bir sobacıya ver dedi. İyi gideyim dedim. Şimdi ne ilgisi var diyeyim de çok önemli. Oraya vardım bir dükkan. Kimse selamun aleyküm dedim. Baş dükkana. Arkadan bir ses. Aleyküm selam hocam dedi. Adam geldi. Dedim beyefendi ben sizi tanımıyorum. Hocam ben de sizi tanımıyorum dedi. E hocam dedin yedim. Ya hocam kusura bakma dedi ya. Ben dedi büyük camiye dedi. Hep dedi namaz sonrası geliyorum. Dışarıda kalıyorum. Hı. Ben sizin sesinizi de hoparlörden duyuyorum dedi ya. Aa, öyle deyince dedim ama. Kardeş yazdım. Demek ki biz bu toplumda sesimizle sedamızla tanınıyorsak eyvallah. O zaman bizim yapmamız gereken çok şeyler var. Allah senden razı olsun dedi bana. Allah razı olsun. Vallahi evet. Allah sizden de razı olsun. Hem hocam milli sorun nerede kaldı bilmiyorum hocam. Yok iyi gidiyor. Bir iki sorun var sormaya gerek kalmadı geçtik. Allah razı olsun. Milli eğitimde görev yaparken sizin aynı zamanda vakıf veya derneklerde de görev yaptığınızı hep söylerler. Öyle Allah. Doğru mu bu? Allah doğru ilme ve düzce ilme ve hayır hizmet vakfının. Hangi yurtlarda çalıştınız? Evet. Yurt görevlerinde evet. Unutamadığınız anılar var mı? Ya o da çok. Neyse, sadece yurdu anlatsak bir program oraya gider. Pardon bu telefonları siz kapatıyorsunuz değil mi? Evet. Ben de kapatayım. Özür dilerim bütün ümmet-i Muhammed'den. Kapattığımı düşünüyorum olsun. Evet. Düzce İlme ve Aile Hizmet Vakfı'nda çalıştım. Yani kurucusu değilim ama sonra vefat edenlerin yerine ben kayda girdim. O vakıfta nelerimiz oldu? O vakıfta insanlara çok faydamız oldu. Birinci faydamız Dilaver Gösterişli, Paşa Düzoğlu, rahmetli Müslüman Mehmet dediğimiz Mehmet Çetinkaya'lar olmak üzere Lütfü Kurtlar, İbrahim kardeşlerimiz falan hepsi İmamoğlu. İmamoğulları. Bunlar hep orada görev yapıyorlardı. Onların zamanında bir Düzce'de kız imam hatip bu Gürcü Mahallesi diyorlar milletin. Şimdi orası ne oldu bilmiyorum. Çay Mahallesi'nin bir bölümü. Çay Mahallesi. Esen öyle diyor. Gürcü Mahallesi diyorlardı. Allah bütün Gürcüleri cennette geçsin bu tamam, arada. Inşallah. Tabii herkesle beraber. Ayrım yapmıyoruz onu bilsinler. Doğru. Orada dediler ki orada kursta bunlar sıkışıyor. Daha okuyacak yer yok. Öğrenci sayısını azaltalım. Diyorlar. Biz de diyoruz hayır. Öğrenci alınması lazım. Süphi Paşa. Süphi Paşa'nın orada. Rahmetli Avni Akyol'un da refakatiyle yani o talip oluyor. Arada bir de vasıta köprü oluyorlar. Biz de vakıf olarak kaymakamlık o zaman vilayet olmadı. Kaymakamlığa binayı verelim vermeyelim. Tabii bazı kardeşlerimiz biz binamızı yaptık hizmeti kendimiz yapalım. Bunu olduğu gibi devlete verelim mi vermeyelim mi meselesi var. Tabii öyle bir an geldi ki Dilaver Gösterişli mütevelli heyet başkanımız kaymakamlığa telefon zinciri kurduk. Dilaver Gösterişli evet. Kim ya?
Hüdaverdi, Hüdaverdi. Dilaver. Hüdaverdi, Hüdaverdi. Hüdaver. Dilaver nereden çıktı? Allah Dilaver Gambura'da selamet versin. Eyvallah. Hüdaver kardeşim, mütevelli heyet başkanı, son telefon zincirini kurduk. Dedim işinize karışmam ama bugün bu binayı verdik, verdik. Sonra biz bunlara yalvarsak da bu binayı bir daha veremeyiz. Bu kadar kızın günahını alırız dedik. Tabii Hüdaver kardeşim o imzayı attılar, geldiler. Çok bereket oldu. Sonradan dedi ki Allah senden razı olsun. Hakikaten böyle olmasaydı bu kadar nimete sahip olamazdık. Biz binamızı kızlara verdik. Bir, burada bir vasıta olduk. Hı hı. İki, elhamdülillah bu hayra vasıta olma noktasında şu anda depremden sonra binamız yıkıldı, etti, gitti. Yurt binamız var. İlim Yayma Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu. O bina İlmi Mali Hizmet Vakfımızındır. Biz 49 yılında intifa hakkını onlara verdik. Ticaret lisesinin arkasında. Arkasında. Hı. Çok güzel faaliyet devam ediyor. Ve biz boş durmadık. Hı. Karaca Mahallesi'nde bizim bir kardeşimizin bağışladığı, Allah ona Durmuş amca hanımıyla beraber vermişti. Çok zahmet çektik ama oraya 19 daire karşılığında bir müteahhide verdik. O da Allah razı olsun yaptı. Şimdi orada kiracılarımız var. Kiralardan gelen gelirleri fakir, fukara, yani deprem bölgesi, Gazze başta olmak üzere oralara verdiğimiz gibi talebelerimize de veriyoruz. Maşallah. Bir güzelliğimiz var. Allah herkese nasip etsin. Amin. Bir katta 4 dairemiz var. Bir dairemizi büro yaptık. Hı hı. 3 daireye ayrı giriş yaptık. İçten içe geçme yaptık. 15 yıllığına elektriği, suyu, doğalgazı, internet giderleri de bizde olmak üzere vakıfta 4-6 yaş grubu öğrencilerine Diyanet'e verdik. Müftülüğe. Elhamdülillah. Düzce müftülüğümüze verdik. Maşallah. Böyle güzel faaliyetler var. Vakıf faaliyeti güzel. Hala da devam ediyor. Vakit kalırsa yine de onlara devam edelim. Devam edelim ama vakıfçılıktan başlamışken şu metodu geliştirdik. Heh. Siz mesela kalkıyorsunuz, birisine yardım etmek istiyorsunuz ferd olarak. Biz diyoruz ki kardeşlerimize, yardım edeceğin insan kim? Şu A ismi yapacağız. Onun bize IBAN numarasını ver, sen ona vereceğin parayı bize ver. Vakfa yatır. Biz bu parayı vakıf üzerinden verelim. Vakıfçılığın önemini o bir anlasın. İki, insanlar birbirine para verdiği zaman onu gördüğünde ezilir onun karşısında. Yani bu bana para. Vakıf üzerinden gelirse daha rahat. Vakıf üzerinden olursa daha güzel olur. Vakıfçılık faaliyetinde ne olduğu doğru ortaya çıkar deyip bu metodu uyguluyoruz. Hani bizi şimdi güzel dinlerken vakıfa yardım edelim diyenler olursa her türlü yardımı yapabilirler ve bu insanlara hizmete devam eder. Eyvallah. Kıymetli hocam, öğretmenliği bırakmadım. Ama tebliğden uzak kalmamak için, insanlarla bir ve beraber olmak için orada genel bir sorunuz var ya. Bu görevi hem öğretmen hem öğretmenken, yurt müdürlüğü. Bu yurt müdürlüğü ben fahri olarak yaptım. İkisi fahri bir arada. İkisi hiç bırakmadım. Fahri olarak mı? Fahri olarak yaptım. Hmm, yani anladım. Bırak dediler ama ben bu görevi öğretmenliği bırakmadan da yaparım dedim. Ve elhamdülillah yaptım ve başardım. Güzel oldu. Vaazlara da bırakmadık hocam. Kürsülere bırakmadık. Buyurun hocam. Hocam, sizin genellikle İmam Hatip mezunlarının bayramlaşma programlarında sunuculuk yaptığınızı duyuyorum. Sadece İmam Hatip değil, diğer yerlerde de. İmam Hatip Lisesi'nin bayramlaşmasında. Ha, orası özel. Orası, yani orayla ilgili soruyorum. Anladım. Diğer yerlerde zaten. Sunuculuk var, orada da var. Evet. Oralarda bayramlaşmaya gelenlerle ilgili. Evet. Anılarınız oldu mu? Hepsi tabii biz... Sondan başlayalım. Son bayramlaşmadan geriye giderek son hatırlayabildiğiniz. Tabii geliyor mesela güzel arkadaşlar geliyor. Bu bayramlaşmanın bir özelliği hani bu iz bırakan, Düzce iz bırakan manasında değerlendirirsek Düzce İmam Hatip Lisesi bir saatte uğramış okullara. Ne kadar mezun varsa Türkiye'nin neresindeyse, dünyanın neresindeyse 23 kodlu 23. Yani Ramazan 2, Kurban Bayramı 3, İki toplantı, bayramda toplanıyoruz. Ramazan 2, Kurban 3, saat öğleden sonra toplanıyoruz. Burada bütün arkadaşlarımız toplanıyorlar. Herkes kendi bulunduğu bölgeyle ilgili bilgiler veriyorlar. Konuşmalar yapıyorlar. Dertlerini döküyorlar. Orada biz de bazen takdim elimizde olduğu halde, mikrofon bizde oluyor ya, bir arkadaşımız bir cümle söyleyince eksik bırakmazlar muhakkak da bir ilaveler yapılır. Son bayramlaşmada da öyle bir ilave yaptım, bazı arkadaşlar da buna şahit oldu. Gücenenler olduğunu bilmiyorum ama içimden geçen mesela konuşmacılar, şimdi her yerde öyle Gazze ile ilgili, kardeşlerimizle ilgili haklı olarak herkesin derdi, onu düşünüyoruz. Allah onların muzafferiyet haberlerini bize getirsin. Ben orada üstü kapalı kardeşlerime konuşuyoruz dedim. Bu çok güzel bir şey de Gazze olayları başladığı zamanda
5-6 tabak yemek yiyenler bu yediği yemeklerden kaç tabak azalttı? O kardeşlerimiz buna sahip olamıyor ne oldu? Bir de birbirimizi sadece sözlü olarak sevmeyelim. Birbirimize olan aşkımızı burada gelip de mikrofondan sözlü olarak söylemeyelim. Nerede ne ihtiyaç varsa orada birbirimizden istifade edelim. Efendim danışman olacaksa danışman olalım. Birisi dövülecekse dövmeyelim de terbiye edilecekse onu hep beraber terbiye edelim. Birbirimize faydamız olsun. Yani beraber ağlayalım, beraber gülelim. Hocam vakti iyi kullanmak adına hızlı geçelim. Görev süreniz içerisinde hiç soruşturma ediniz mi? Açıldı mı? Ben soruşturma geçirmediğim zaman göreve göre de iyi yapamadım diyordum bazen zaman zaman. Nasıl bak, yani? Ya öyle bazen geliyor gıdıklıyorlardı böyle. Hoşuma gidiyordu. Yani bak bir Bolu ya tayinim çıktığı zaman bir yılbaşı konuşması yaptım Bolu'da. Yıldırım Beyazıt Camii'nde. Daha ben kürsüden inmeden Düzce'yle tanır Gökhan Aydıner valiydi Bolu'da. Tersizde soruşturma açtırdı. İmam Hatip'e gittim. Sonra ticarete gittim. Ticarette öğrencilerim oldu. Çok da iyi oldu. Yani İmam Hatip'ten daha faydalı oldu desem yeri çok veliler gelir teşekkür ederlerdi. Vakit yok. O sinyali ben anladım hocam. Bu duraklama işareti. Oraya dalmayacağım. Evet. Neydi soru? Soruşturma. Soruşturma evet. Bir de ben Yığılca'ya gittim dedim ya hocam. En son ben iki defa Yığılca. Bir ilk tayinim Yığılca. Bir de son görev yerim Yığılca. 28 Şubat'ın zulümlerinden birisi başörtüsü olayları. Ben İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersi öğretmeniyim Düzce'de. Başörtüsü meselesinde çok baskı yaptılar. O zaman milli güvenlik meselesi, milli güvenlik dersi meselesi, Kur'an-ı Kerim meselesi. Bana da tabii soruşturmaya geldiler. Bana özet olarak söylüyorum. Beni sorgulayan iki tane müfettiş kardeşim daha kendi huzurlarına varır varmaz. Hocam kılık kıyafet yönetmenine karşı mısınız deyince dedim bu soruyu çok yanlış anlama soruyorsunuz. Ben kılık kıyafet yönetmeni karşı olsam şimdi karşınıza cübbeli, sarıklı, sakallı bir adam gelirdim. Bak sinek kaydı tıraşım var, kravatım var, sarığım da yok. Ben böyle geldim. Ama hocam işte öğrencilere kılık kıyafet konusunda dersinize girdiği zaman onları hatırlatmıyormuşsunuz. Dedim o görev benim değil ki. O idarecinin görevi. Doğru. Peki hocam dediler ne olacak dediler. Yani öğrenci Kur'an-ı Kerim dersinde başını örtse de diğer derslerde açsa bunun ne mahsuru var? Bir dakika. Kur'an-ı Kerim dersinde baş örtmek dini bir olay değil. Örfi bir olay. Aslında Kur'an-ı Kerim açık başta dinlenebilir. Oradan mesajı alınca baş kapanır. Olmaz dedim böyle bir şey olmaz. Hem ben bu okulda öğretmenim. Şimdiye kadar evladım saçınızın telini göstermeyin demişim. Şimdi mevzuat değişti. Birileri kalkıp da söylüyor. İnancımızla normal birbirini çarpıştırmayalım. Çarpışması da olmaz. İnancımı bu çocuklara söylemek durumundayız. Bu konuda bize ne derseniz boştur. Hatta şöyle bir misal söylemiştim. Ben müftülük de yapabilirdim dedim. Evet yapabilirdiniz dedim. Tahsiniz müsait. Düzce Merkez Camii'nde çıksam kanun değişti. Böyle bir olay oldu. 28 Şubat diye birisi geldi. Zulüm mekanizması çalışıyor. Şimdiye kadar söylediğimizin dışında söylemeye başladık. Şimdiye kadar başörtüsü örtsünler, tesettüre bürünsünler, kadın kız diyorduk ama vazgeçtik. Hepsi soyunabilir. Diyebilir miyim dedim. Diyemez. Ha, benim öğrencim böyle. Ben öğrencime bunun aksini söyleyemem dedim. Beni çok hızlı bir şekilde iadeli taahhütlü olarak ilk görev yerim olan Yığılca'ya hem maaş kesim cezası verdiler hem de sürgün ettiler. Ama herkes şimdi beni dinleyebiliyor, siz de bilirsiniz. Güya sözüm buna suçsa bir suçtan iki tane ceza verilmez diyorlar ama elhamdülillah bana iki cezayı verdiler. Yığılca'ya gittim. O da iyi oldu. Gittiğimde bütün dairelerdeki arkadaşlar hem arkadaşlarım hem de görev yapanlar hep öğrencilerim. Onlarla beraber görev yaptım. Hiç de pişman değilim. Kaç yıl görev yaptınız hocam? Ben normalde 25 yıl 7 ay görev yaptım. Aslında 65 yaşını dolduruncaya kadar göreve devam edebilirdim. Edemedim. Fakat şunu söyleyeyim. Okulda görev yapamadım. Ama okul dışında da hiçbir sosyal faaliyeti ihmal etmedim. Ceddiye Camii'nin önünde Atatürk Anıt Parkı'nın orada ne kadar meydan mitikleri varsa, ne kadar protestoları varsa elhamdülillah Allah'ın garip kulu olarak, halis kız olarak oraya gitmeye gayret ettim. Bir de yurt dışına gittim mesela ben sık sık. Orada çok faydamız oldu. O insanlara anlattık. Yurt dışına çıkmaz önce bir soru sorayım. Buyurun hocam. Siyasetten teklif geldi mi size hiç? Ruhi Kurnaz. Vekil ol, anladım. Belediye başkanı ol, işte İl Genel Meclis üyesi ol, belediye meclis üyesi ol. Anlamadım. Güzel bir soru. Allah razı olsun. Bunlar geldi. Mesela niye olmuyorsun diyenler oldu da niye nasıl olayım ki? Bazen para lazım. O para bizde yok. Biz gariban memuruz değil mi? Hı hı.
Allah razı olsun, Ruhi Kurnaz, Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Belediye başkanı olmazdan önce partide bir kısmı Ruhi Kurnaz diyor, bir kısmı Hamza Cebeci diyor, sokaklara düşmüşler. Gecenin saat ikisinde beni de aldılar, bir evde toplandık. Orada Ruhi'nin aynen şu itirafı var. Halis abi gözünü seveyim, bu işe evet de. Hamza da diyor ki, Halis abi diyor, evet derse ben de onaylarım diyor. Yani iki kavgalı düşün, değiller ama hani öyle düşün, rakipler pohpol diyorlar ya. Evet deriz dediler, ben olamam dedim. Sebep? Para. O para sıkıntı çekme. Dedim ki ben belediye başkanı olsam, göreve başlasam, birisi gelse, şu işim olacak başkanım dese, ben de olmaz dediğim zaman, dese ki bana, boşuna mı sana seçim masraflarında 50 lira 60 lira taksi parası verdim dese, ben ona ne diyebilirim? Onun için ben olmam. İki, partinin bir milli görüşün bir temeli var. Sonradan bir ikiye bölünme olaylar oldu. AK Parti'nin kurulduğu dönemlerde Düzce'nin gençleri, rahmetli olanlar var, hayatta hala olanlar var, toplanmışlar. Ben o zaman deprem münasebetiyle Nur Camii'nin yanında duruyorum. Tam namaza gideceğiz. Hocam karar verdik. İl başkanı sizi yapacağız. Çok iyi dedim. Ne güzel karar vermişsiniz. Ben şimdi nereye gidiyorum? Hep beraber nereye gidiyoruz? Camiye. Ben camiye gittiğim zaman imam sarığı ve cübbeyi bana verir mi? Verir. Peki o dediğiniz makama geldiğim zaman vermez. Bana verir mi? Vermez. Ha, ben bu cübbeyi, sarığı ve bu görev başkanı hiçbir makama değişmem. Doğru. Benim kendi çocuklarım da. Niye herkes oluyor? Bak şurada da maddi manevi faydası var. Oteller bedava, şunlar bedava değil mi? Veya ucuz tarife. Benim çoluk çocuğum da bakıyor piyasaya. Gidebilir, ne eksiği var babamın diyor. Ben onlara da aynı şeyi söylüyorum. Yani inancımı rahat tebliğ etme adına işte iz bırakan diyorsa, hep program iz bırakan, iz bırakmak gerekirse mantıklı izi abi. Bu sahada bırakmaya, diğer makamlara geçerek kendime, nefsime fazla güvenemiyorum. Belki şımarabilirdim. Yaptığım samimiyet olmayabilirdi. Ama şu anda ben kendimi samimi buluyorum. Allah diyorum, beni yalancı çıkarmasın. Amin. Kendi bu inancımı yaşamaya devam ediyorum. Allah beni hep bu yolda kullansın. Eyvallah. Hocam sizin gibi emekli bir öğretmen zaman nasıl değerlendirmeli? Mesela siz vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim boş vaktim olmaz. Nasıl yani? Emeklisiniz? Kitap okurum. Not alırım. Kitap okurum. Okuyamadım, daha kapağını açamadım. Tefsirler var, hadis kitapları var, fıkıh kitapları var. Bunları okurum, bir de okumadan duramayız. Hatta ben bir mahallede duruyordum. Burada da bizim hanıma gelip de, ya ne işim kocam var, evden çıkmıyor. Bizim öyle kocamız olsa biz evden kovarız onları diyenler oluyor. Tabii bu sefer de kocalar evde durmuyor. Kahveye maviye gidince, ya bizimkiler kumar oynuyor. Ulan evde sabretmez, hem kumara gidecek adam. Yani ben kitap okuyorum, benim boş vaktimiz olmaz. Hocam demin hadi. Bir nişan olur, Allah razı olsun. Hocam gel bizim kızların nişanını yap. Efendim düğün olur, oraya git. Cenaze olur, oraya git. Mesela ben buraya bir cenaze münasebetiyle geldim. Programımız 2'de olacak. Ama. 3'e ertelenmesinin sebeplerinden birisi de bu. Gidiyoruz yani. Ben milletin ölüsüne, dirisine muayyer gitmeye gayret ederim. Buna da özen gösteririm. Çünkü bizim için, bizim için önemli olmayan şey başkası için çok önemli oluyor. Hocam 5 dakika diyor. Benim misafirlerime bir selam ver. Cenazede sen bulun. Böyle diyorlar. Hatta bazıları ölmeden evvel diyor ki, hocam çocuklarıma diyor söyledim diyor. Ben diyor ölürsem diyor Halis Uzun'u çağırın diyor. Ben de diyorum ki ölümümüzü istismar etmek. Diriyken bana iyi bakın. Öldükten sonra ben ne yapacağımı bilirim diyorum. Peki yani. Hocam. Öyle. Kaç çocuk sahipsiniz? Çocuklar ne iş yapar? Benim 4 tane oğlum var. Eğitimcisiniz. Elhamdülillah. Nasıl bir örnek olabilir? Elhamdülillah. Eğitimciyim. 4 tane oğlum var. Birinci oğlum öğretmen. Adnan Kırca. Hı hı. Tanıyan tanıyor. İkinci oğlum itfaiyeci Ayhan Kırca. Üçüncü oğlum şu anda belediyede çalışıyor. Hı hı. Numan Kırca. Bir 4 numaralı oğlum var. O da şu anda Yavuz Selim Teknik Lisesi'nde müdür baş yardımcısı. O da eğitimci. Hangi okulları bitirdin? Gelinlerim de çoğu eğitimci. Kim? Çocuklar mı? Yani lise olarak. Bir kere İmam Hatip'te anlaştık hepsiyle. Hepsi İmam Hatip bitirecekti. Ondan sonra istedikleri yere gitme şartları vardı. Hı hı. Rıdvan işte en son ortaokullar kapandı gitti. Hı hı. İmam Hatip'i bitirdi. Ondan sonra İzmir, Erzurum ilahiyat mezunu. Hı hı. Adnan da eğitimci zaten. Bolu eğitim mezunu. O zihinsel engeller öğretmeni yapıyor. Hı hı. Şu anda zaten özel Anadolu zihinsel okulda da öğretmenlik yapıyor. Çocuklar görev yapıyor iyi. Benim gelinlerim de Allah onlara da sağlık sıhhat versin. Aha. Onlara da eğitimciler fazla ağırlıkta. O konuda iyiyiz çok şükür. 4-5 tane torunum var. Hocam şu an aklıma gelen bir soru var. Buyur. Okullar önce 5 yıldı. Evet. Sonra 8 yıla çıktı. Ondan sonra da 12 yıla çıktı mecburi eğitim. Evet. İyi mi oldu, kötü mü oldu sizce?
çok kestirmece bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bizim insanımız şöyle diyor. Okullarda öğrenciyi fazla tutarsak öğrencinin ilmi gelişir. Öğrenci daha fazla zayıflıyor. Nasıl ya? Öyle okudukça cahilleşiyor. Olur mu? Zoraki ne isteyerek okumuyor. Onun için ben kanaatim zorunlu eğitim olmamalı. Zorunlu eğitim olmamalı. Zorunlu kişi kendini zorlamalı. Ama zorunlu eğitim ilkokul 5. Misal değil mi? 5 yıl okusun. Onun dışında zorlamasın. İnsanlar kendi kabiliyeti nereye uygunsa oraya gitsin. Ben dinliyorum mesela haberleri dinliyorum. Sanayi çırak bulamıyor. İş yerleri çırak bulamıyor. Çalıştıracak eleman evet, bulamıyor. Maalesef. Berber çırak bulamıyor. Sanayici bulamıyor. Nasıl bulsun bu? Liseden kaç yaşında mezun olur bir adam? 18. 18. 18 yaşından sonra nasıl tenezzül edecek de gidip de evet. bir adamın yanında kalfalık yapacak? Yapamaz. Hocam bazen böyle namaz kıldığı halde namaz, dua ve surelerini bilemeyenlerle muhatap olduğumuz zaman git diyorum hocanın önüne diz çök öğren. Hocam bu yaştan sonra diyor. Hocam bu yaştan sonra. Git kardeşim diyorum. Bak git. Hatta çoluk çocuğun okuyorsa oğlunun önünde, kızının önünde, gelinin önünde diz çök bunları öğren diyorum. Peki 18 yaşından sonra kim sanatkar olur? Öyle kabiliyetli bizim insanımız var ki okudukça kabiliyeti köreliyor. Onun için de okudukça cahilleşiyor. Ha. O manada kullanılıyor. Yoksa ilim ilim bilmektir, evet. ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen nice okumaktır. Doğru. Böyle innema bu usul muallim. Ben muallim olarak gönderildi peygamberimiz ve ilk emri oku olan bir dinin mensubu olarak bunu tebliğ etmeye uğraşan bir insan olarak okumak zararlı der miyim? Eyvallah. Ama plansız Mümkün. Okumak zararlı. İlaç faydalı ama o ilacı tarife dışı bilmezsin. Yaparsanız o ilaç zehirli. Doğru. Ben hocam yani böyle diyeyim. Sorularımı kısalttım, İyi, azalttım. Allah razı olsun. Zaman vakit nasıl geçti anlayamadım. Allah razı olsun. Herhalde bir saati buldu. Ben hızlı mı konuştun geçti. Çok? Anlaşılıyor mu konuştun? Bilmiyorum yani. Herhalde anlaşılmıştı. İnşallah ya seri oldu. Var bazı sorularım. Olsun. Onları sormadım bilerek ama başka, programı burada keselim. Hocam başka program çok, yaparsınız. Çok memnun Adını oldum. Adını değiştirirsiniz hocam programı. Allah razı olsun. Çok dolu dolu hayatınız geçmiş. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ben de size teşekkür ediyorum. Oksijen TV'ye teşekkür ediyorum. Bu stüdyoyu bize tahsis eden, suyumuzu bile böyle reklam bardağıyla önümüze Eyvallah. Getiren hanım kızımıza ve genç kardeşimize de teşekkür ediyorum. Allah hayırlı yayınlar nasip etsin. Amin. Allah hiçbirimizi dünyada ahirette Amin. Mahcup etmesin. Eyvallah. Herkes bildiğinin alimidir. Herkes bildiğini başkasına öğretecek. Ve o zaman da iz bırakmış olacak. İnşallah. Allah hepimizden razı olsun. Amin. Cümlemizden inşallah. Sağ ol kıymetli hocam. Hayırlı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Sağ ol.